Merhaba sevgili arkadaşlar, takipçilerim ve müzik severler, bağlama severler. Şimdi bu videoda sizlere uzun zamandır düşünüp de nasıl bir pratikte yardımcı olmam gerektiği yönünde düşündüm. Size bir video yapmak istedim. Bona ve solfeji kendi kendinize nasıl pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz diye. Herhangi bir yerden bunu kopyalamadım şu anda tahtaki üzerinin. Kendim direktmen bu yolu seçtim. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bona nedir? Bona notaları süreleriyle okumaya bona denilir müzik literatüründe. Bu bütün dünyada aynıdır. Değişmez. Yani notaları isim ve süreleriyle okumak bona. Solfej nedir? Solfeje de melodi eklenir. Notaları, süreleri, isimleri ve melodileriyle okumaya solfej diyoruz. Şimdi bu ikisini bir videoda sizlere kısaca pratik olarak anlatmaya ve açıklamaya çalışacağım. Şimdi bu çalışmaya geçmeden önce öncelikle nota birimlerimizin şekillerini tanıyalım. Örneğin buraya 4/4'lük yazdım ve 4/4'lüğün kendisinin şekli burada görüldüğü gibi. İçi boş, herhangi bir ek çizgisi falan yoktur. Bir 4/4'lüğün kendisi. Daha sonra ikiye bölünmüş şekli. 2/4'lük, 2/4'lük de burada bir bütün olarak 4/4'lük. Daha sonra 4'e bölünmüş şekli. Daha sonra 8'e bölünmüş şekli. Bir bağlantı çizgisi geliyor yukarıda görülüyor. Daha sonraki ölçüde 16 tane 16'lık zaten cevabı üzerinde. Burada 8 tane bu ölçüde 16'lık olursa 16 tane gelir. 32'likte 3 çizgi 32 tane gelir ölçü içerisine. 64'lükte 4 çizgi ve ölçü içerisine 64 tanesi var. Yani bir bütünü 64'e bölmüş oluruz. Özellikle genç yetenekli arkadaşlarımız varsa beni izleyen bir pastayı düşünün çocuklar. Bir pasta alıyorsunuz. Doğum gününü arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz. Bir kişi geliyor, ikiye bölüyorsunuz. Ne oluyor? İki tane yarımınız var elinizde. Ha, sonradan sürpriz iki arkadaşınız daha geliyor. 4'e bölüyorsunuz. Ne oluyor? 4 tane çeyreğiniz oluyor. Hatta bu günümüzde de gidiyoruz yolda geçerken acıkırken anne şuradan veya baba şuradan bir çeyrek döner alalım dediğinizde yani bir bütünün 4'te 1'idir o. O anlama gelir. Ya da yarım döner dersiniz. İşte pasta olabilir, pizza olabilir, pizza diyorlar. Çocuklar hep ben pizza deyince benimle dalga geçiyorlar. Ben pizza diyorum meğerse pizzaymış. Ya bir pizzayı da düşün, bir elmayı düşünün, bir bütün. Bütün 2'ye bölersek 2 tane yarım olur. Şurada olduğu gibi 4'e bölürsek ve bunlar da logosu diyebilirsiniz. 1/4'lük bakın burada ikiliğin içi boş hala bir çizgi eklendi arkasına yukarı yazılırsa P şeklinde görülür aşağı yazılırsa D şeklinde görülür. Burada ne oldu? İçerisi doldu. Bakın 1/4'lük oldu. Sonra bir üste bağlantı çizgisi geldi. Tek durursa yanına böyle çiziyoruz. Şöyle. Tek olursa bu şekilde yapıyoruz. Yanına 2 tane olduğu için ne oluyor? Bu kuyrukları birleştiriyoruz. Burada 2 tane çizgi gelindiğinde burada 8'likti 16. Yani rakam olarak 2 katına çıkıyor. Bu demek oluyor ki bir bütün pastamızı 16 dilime böldük. Yani bu 16 rakamı veya şu 32'lik şu anlama geliyor. Bir bütünü kaça böldüğünüz, kaçta biri olduğunu anlamak içindir. Ben ilk notaya gittiğimde düşünüyordum ya 16'nın içerisinde nasıl 8'in içerisinde nasıl 2 tane 16 olur. Bir türlü kafamız almazdı. Yıllar geçtikçe tabii çözümlemeye başladık. Bunlar sadece kaça bölündüğünü bir bütün. Evet. Aşağıda bakın 4/4'lüğü burada örneklerle yine böldüm. Bir tane 4'lük şuradan aldım buraya yazdım. 2 tane 8'liği alıp buraya yazdım. Sonra 1,8 aldım, buraya koydum. 2 tane 16'lık da şurada. Bu da bir dörtlük oldu. 4 tane 16'lık da bir dörtlüktür. Yani görüldüğü gibi bu şekilde ölçümüzü tamamladım. 1, 2, 3, 4. Bir dörtlüğün kendisi 2'ye bölünmüş. 2 tane 8'lik. 1, 8, 2, 16'lık olursa böyle. 4 tane 16'lık olursa böyle. Burada yine 8, 16'lıklar, 8, 16'lık. Burada 16'lıklar öne geçti. 2, 8 ve bir dörtlüğün kendisi. Yani herhangi bir ölçüde mutlaka karşınıza çıkabilir. Türkünün sonunda, ya örnek diyeyim, aman koptu kıyamet veya sanatçılar ümmet ya da puan 4 kullanırlar istediği kadar uzatmaya. Bir dörtlüğün kendisi burada nasıl karşımıza çıkıyor? Mi. Yani bu 4 vuruş bitene kadar uzatmamız lazım. Şurada bir dörtlükler var. Şu ölçüyü komple aşağı aldım. Burada 8 taneyi bir ölçüye sıkıştırdım. Bu ikilikleri aşağı aldım. Burada 4 tane 16'lık. Şunu buraya aldım. Burada da keza aynı. Burada yine 2 8'liği alıp buraya koydum. Yine 4 dörtlük oldu. Şimdi bir bakalım nasıl bunu yapacağız. Bunu yapmamız için öncelikle bir metronom cihazı indirebilirsiniz bu şekilde. Yani burada alta bastığınızda yukarıya çıkan kaç tane dörtlük olduğunu burada yazarsınız. Burada da 8'li mi 4'lü mü eksiler artılar var. Onları yaptığınızda geliyor. Burayı ortadan da ayarlıyorsunuz. Kaça? Örneğin 50 yapalım ki fazla hızlı olmasın. Bakın 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yani her ölçüye 4 vuruş düşüyor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bu durumda bono yaparsak, yani şunları yapmayalım da şuradan örneklerden yapalım. Bunu yaparsak 4, bunu yaparsak 2, 2 de bu 4. Çünkü burası hep eşit gitti. Evet, geldik bir dörtlüğe. Bir dörtlüğe size yardımcı bir hece verebilirim. Burada V diyebilirsiniz. Örneğin la ve la ve la 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 ve la 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 la. La, si, 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 do, re, mi, fa, sol, mi, mi, mi. La, ve, si, ve, do, ve, re, ve. Re, ve, do, ve, si, ve, la, ve. Bu şekilde yapabilirsiniz. Neydi? La, ve. Burada ne yapacağız? Ve yerine notayı okuyacağız. La, si, do, re, mi, re, do, si. La, si, do, re, mi, re, do, si. Si, do, re, mi, re, do, si, la. La, si, do, re, mi, re, do, si. La, la şeklinde. Buraya geldim, ne oluyor? La, si, do, re, si, do, re, mi, mi, re, do, si. La, si, do, re, si, do, re, mi, mi, re, do, si. Si, do, re, mi, mi, re, do, si, la, la, si, do, do, re, mi, mi, re, do, si. Bu şekilde, bunları bu şekilde okuyabilirsiniz. Evet, son bir kez bonayı düzgün bir şekilde izah ettiğime göre bir daha geçelim. La ve la 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 si 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 do re mi fa sol mi 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 la ve si ve do ve re ve la si do re mi re do si. Buraya gelindiğinde la si do re mi mi re do si. Yani ne anladık burada? Her taktın arasına şundan 2 tane 8'lik koyuyoruz. Burada 4'e bölüyoruz. Şurada 3'e bölüyoruz. La si si la si si la si 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 do re si do re. Bu şekilde de kendinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin önce bunu, sonra bunu ve sonra bunu böyle sırasıyla 2 dörtlük, sonra 3 dörtlük ekleyerek gidebilirsiniz. Yani bunu bu şekilde de geliştirebilirsiniz. Tabii bunu ben kendim yazdım. Herhangi bir yerde yok bu. Gelişigüzel yazdım. Sistemi tarif edebilmem için. Tabii bir de örneğin esler varsa. Esler varsa ne yapacağız? Gelince bir dörtlük. Şöyle kıvrıl yukarıdan aşağı iner, kıvrılır. Sekizliklerde espritüel olarak bakarsak bir tavşan burnu diyebiliriz. Sekizlik 2 olursa 16'lık 3 tane olursa 32'lik 4 tane olursa 64'lük. Bunlarla okursak nasıl olacak? Örneğin la es si la es si la es si si do re mi fa sol mi mi. Bakın la es si la es si la es si la si la si la. Arada es'i kullanın, dilinizi oturttuktan sonra kaldırabilirsiniz. Örneğin buraya geldik. La ve si ve ve la ve si ve es ve re ve. Önce es diyebilirsiniz. La ve si ve es ve re ve re ve es ve si ve la ve la ve si ve re ve la ve si ve re. Yani bu şekilde de kendinizi geliştirebilirsiniz. Buraya gelindiğinde sekizlik. Yani önce düz okuyun. La si do re mi re do si si do re mi re do si la es si o re mi re do si es si do re mi re do si si do re mi re do si si do re mi. Bu şekilde yani onun süresiyle okursunuz. Buraya gelindiğinde burada es yoktu zaten. Neydi? La si do re si do re mi mi re do si si do re mi mi re do si la la si do re mi re do si. Evet. Bu şekilde bonus la la ve la 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 ve la 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 si 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 do re do re mi fa sol la si 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 do re mi fa sol mi mi la si 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 do re. Bu şekilde la si 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 do re mi fa sol mi mi mi. La ve si ve do ve re ve la ve si ve do ve re ve la si do re mi re do si la si do re mi re do si si do re mi re do si la do re mi re do si la 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 si do re mi mi re do si la si do re mi mi re do si. Ve bu şekilde arkadaşlar ben hep söylüyorum videolarımda, artık sıkıldınız belki. Ses tellerimde problem olduğu için bazen seslerde kaymalar oluyor. Maalesef yani şey diyorlar, nedir? Modülasyon rahatsızlığı var. O yüzden yıllardır bu işi yaptığım için artık ses tellerinde düğümlemeler oluyor ve ister istemez bazen beni zorluyor. İstediğim gibi kullanamıyorum sesimi. Zaman zaman da düzeliyor. Umarım anlaşılmıştır. Yani nasıl solfej yapacağız? Solfeji bir ses aldığımızda buradan başlıyoruz. La ve la 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 ve la 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 si 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 do re mi fa sol mi 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 la ve si ve do ve re ve la ve si ve do ve re ve la si do re mi fa. Bu şekilde örneklerde, zaten örnekleri de verdim. Yani kısaca solfej ve bona nasıl yapılır, nasıl nota okunur, bunu size örneklemeye çalıştım. Biliyorum belki biraz yine uzun oldu videolar. Bilmiyorum, bu konuda da düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Videolar uzun mu, kısa mı, nasıl bir şey istiyorsunuz? Bir de teori, pratik, teori videonun sonuna mı atsam, önüne mi atsam, düşüncelerinizi yazarsanız. Nihayetinde ben bu videoları sizler için yapıyorum. Tabii ki sizlerin memnuniyetini sağlamak için. Ben şeyi düşündüm, yani teoriyi arkaya atayım, direkt pratiği öne alayım. Çünkü farkındayım, bazı arkadaşlar pratiğe daha çok yöneliyor. Teorilere, yani notasyona pek ilgisi olmayanlar da görüyorum, videoların seyrinden de anlaşıldığı gibi. Bu konuda bana yardımcı olursanız, fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.